Merhaba sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi yeni bir üstadımızla, yine mesleğinin erbabı bir insanla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Operator Cenk. Efendim, Operator. Smooth Operator. Smooth Operator. Sizin için somut operatör diyorlar. Somut. Her yaptığınız iş somuttur ve bizzat görürsünüz. Hatta çalışırken de görürsünüz. Gerçekten çok somut operatör bir insansınız. Peki ne operatörüsünüz? Siz açıklar mısınız bunu sevgili izleyicilerimize? Şimdi kimileri kepçe der. Efendime söyleyeyim. Kimisi grader der. Winch diyen var mı? Winch da kullandığım oluyor ama çok tercih etmiyor. Yani Grader çok daha fazla seyirci topluyor. Kepçe de öyle. Winch öyle pek, yani biraz bakıp sıkılıp gidiyorlar. Peki aradaki farkı herkes bilmiyor. Yani işte Winch hangisiydi, Grader neydi, kepçe hangisiydi falan. Evet. Bunu bize biraz tarif eder misiniz? Allah kahretmesin. Ben Grader'i aldım. Leonardo da Vinci. Bir bastık sahilde ben oldum birinci. Evet, yıllar öncesinden yazdığımız birkaç mısrayı sizlerle paylaştık sevgili izleyiciler. Hoşça kalın. Kimle yazdınız? Benim bir arkadaş var da. Çok bir ayağı yerde, bir ayağı gökte. Gökte boyunda biri diyorlar. Tam bir ya, dodaklar falan böyle. Vay vay vay. Tebrik ediyorum kendisini. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bravo. Ama rezil bir insandır, onu da söyleyeyim. Yani pek sanmıyorum. Öyle öyle. Şimdi kepçe dediğimizde ne yapıyoruz? Öncelikle ben mesela, çoğu insan istemez ama ben kepçeyle de asfaltı delmeyi seviyorum. Çünkü onun alt kısmında dişleri vardır. Nasıl deliyorsun? Dam dam vurmak suretiyle mi? Dikey hale getiriyorum. Evet. Ondan sonra yukarıdan bırakıyorum. Tak diye oradan deliyorum. Hatta bizim martopikörcülere de derim, al ya, 50 saat yapamadığın işi 2 saniyede hallettim falan diye öyle gülüşürüz. Hava atarsınız. Peki evet. Sizin o sevgili graderlerinizin ucuna martopikör, dev bir martopikör takılmak suretiyle evet, siz 50 saat dam 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 falan diye titreşme olayına girebiliyorsunuz. İşte ona hiç gerek yok. Çünkü onun gaya kırma. Bir değişmesi nereden baksan 1 saat. Ben onunla uğraşacağım, tamam ben hallederim falan diyorum. O şekilde işe dalıyorum ve bir nevi aslında biz ameliyat yapıyoruz, cerrahız biz. Yer ameliyatı, yeryüzü ameliyatı da diyebiliriz. Evet. Çünkü o yerin altında bizlerin yaşamasını sağlayan pek çok elektrik kablosundan tutun da birçok kablo var, sadece kablo da değil. Sürpriz şeyler çıkıyor mu? Aha burada yine sürpriz bir fosil bulduk falan gibi. Bizanslılara ait bir sürü şey kim buldu? Siz mi buldunuz? Ama onlar sürpriz değil. Sonuçta burada Bizanslılar yaşamış. Zaten yani burada eğer Kızılderililere ait bir şey bulursanız sürpriz olur diye düşünüyorum. O çok büyük bir sürpriz olur. Yani, aha, o da sürpriz ama çok zaten büyük. Pek çok insanı da inandıramazsınız onun Kızılderililere ait olduğuna. Yani, yok nereden? Bunlar Türklerindir falan, falan diyeceklerdir. Öyle diyeceklerdir. Evet. O yüzden en iyisi Bizanslı bir şey bulmanız. Onu devam güzel ediniz. Okutursunuz çünkü. Evet. Onun dışında da ağaç kökleri. Çok önem verdiğim bir husus. Her ağacın kökünü tanıdığınız söyleniyor. Yani kökünden ağacı tanırım diyoruz. Kökünden tanırım. Bazıları hayır abi sen gövdeye bakıp oradan söylüyorsun diyor. Hadi bakmıyorum falan diyorum. Direkt bulduğum köke göre de söylüyorum. Öyle bilgi yarışmaları da yapıyoruz aramızda. Evet, çok ilginç. Onları kesinlikle zarar vermeden hafiften kenara iteleyerek oradaki kabloyu tamir etmeye çalışan arkadaşlarımıza rahat bir çalışma ortamı. Alanı açıyorsunuz, evet. Onun için bütün çabalarımız bu yönde. Tabii pis bir işiniz var. Yani bütün gün çamur, pislik, toz, toprak ben falan. Ben aracın içinde olduğum için camları da kapıyorum. Bana klimalı mı? Klimalı. Allah Allah, çok ilginç. Peki önünüzde bir sürü vites kolu var. İşte kollar, şunlar, dümmeler, mümmeler. Evet. Ne işe yarıyor bunlar? Şimdi o aracın... Sorumu nasıl buldunuz? Güzel. Kaç basıyor diye soracaksınız diye de tahmin etmiştim. Onların açısı, hızı, oranı, duruşu, tavrı, huyu, niyeti. Bunlar hep niyet şeyi vardı mesela, ona göre. Niyet dediniz. Peki bulunduğunuz kabinde sağa sola dönme, efendime söyleyeyim düz giderken bir an böyle olduğunuz yerde dönme falan gibi. Ben dönmem. Mesela bir arkadaş gelir, abi gazoz getireyim içer misin de. Tabii ki derim, ben 50 saat buradan alacağıma şeyi döndürürüm. Kepçeyi döndürüyorsun. Kepçeyi döndürürüm ön camdan. Alırım. Kepçeyle mi alıyorsunuz? Ön camdan ağzınıza mı tutuyorsunuz? Yani bir ya bazen usulü. Çok mesela yemek getiriyorlar. Ben tokum, siz kepçeye koyun, ben sonra yerim diyorum. O kepçeden o yemeği düşürmeden işlerimi yapıp evet, sonra kepçeyi bu şekilde döndürüp bir böyle bataklıklara ya da işte kumlara falan girip oradan toprak alıp vücudunuzu topraklığınızı alıyorum. Bir file benzetmeye çalıştığınızı görmedim sanmayın. Star olarak şey yaptım sizi. Şimdi bu asfalt diye görüyorsunuz ama altında bir çaktınız mıydı içinden bataklıktır, sudur mudur her bir şey çıkıyor. Allah'tan üstüne asfalt kapatmışlar yoksa yürüyemeyeceğiz diyoruz. Yürüyemeyeceğiz tabii ki.
Peki paletli dostlarımızı mı daha çok seviyorsunuz yoksa terle dediğimiz dostlarımız? Ben her zaman paleti tercih ediyorum. Eğer maç yoksa, eve erken dönmem gerekmiyorsa palet. Yok, acilen gitmem gerekiyorsa tekerle alıyorum. Siz kepçeyle mi eve gidiyorsunuz? Bazen gerekiyor ki ben 50 saat dampere onu oturt, et bilmem ne. Uğraşmasa yani ne var? Sanırım 3. katta oturuyormuşsunuz ve kepçeyi park ederken kepçeyi direkt cama yaslayıp, hı-hı, oradan tırmanarak eve çıkıyormuşsunuz. Benim hemen araçta yanımda uzun süpürge sopası durur. kepçeye çıktığım gibi o içerideyken o şeyleri iteleyerek ya da çekerek kendimi de kepçeyle yükselttiğim, alçalttığım çok olmuştur. Ha, o mesela yani asansör falan merdiven kullanmamak maksatlı böyle bir şey yapıyorsunuz. Bir de kullandığınız, işte kullandığınız şeyin, enstrümanın sizin hayatınızın bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Hmm. Nasıl ki bir efendim gitarcı gitarıyla yatıyor kalkıyorsa ben de kepçemle yatıp kalkıyorum. Çok kepçesiyle haşır neşir bir insansınız. Evet. Peki trafikte öndeki arabayı bir miktar sağa çekmek, efendime söyleyeyim kamyonu kaldırıp şöyle şuraya koyayım sen burada dur falan deyip, hı-hı, kendinize yol açmak mümkün mü? Mümkündür, hatta bu bende bir mesleki hastalık haline geldi. Allah yani, Allah. Sofra hazırlandığı zaman ben hemen o bardağı oradan alırım, oraya koyarım. Kendime böyle düz bir satı. Kepçeyle mi yoksa normal evde de mi? Normal elle. Evde de onu yapıyorum. Yani benim çünkü yemeğimi yediğim satın hiç burasında tuzluk şey falan olsun istemem. Oraları güzelce boşaltırım. Şöyle büyük bir en az birebir olan bir yerde ben yemeğimi yerim. Çocukken kum havuzunda tırmık ve kovayla bayağı vakit geçirdiğini söylüyor. Harikalar yaratırdım. O zamanlardan söylerlerdi bu şey olacak, grader operatör olacak. İki dakikada su bulurum demişsiniz. Evet, onu kazıp nereden kazalım, işte kabloları ona göre dizerdim. Yani bir nevi aslında kum havuzunda küçük bir şehir yapar. Dünya, kendi dünyanızı oluşturuyorsunuz. Sandbox dediğimiz, evet. Peki, mesela kazdınız, bir evin temelini kazdınız. Onun tabii içerisine girmek, efendim orada biraz daha sağını solunu düzeltmek, kazmak falan gerektiği zaman... Tabii. O giriş çıkışlar zor ve korkutucu olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü ben mesela o da önümde mesela bir şey var. Kepçeyi şu dikey hale getiririm. Şöyle onu böyle hafiften çekerim. Sonra kedi hareketi şöyle. Şöyle şu şekilde şey yaparım. bütün işlerimi kepçeyle halledebiliyorum. Allah Allah. Yani adeta sizin bir eliniz kolunuz haline gelmiş. Tabii ki o kepçenin de yine benim çizimim olan daha küçüklerini de ben yaptım. Benim çırağı söylüyorum. 14-16 kepçeyi tak buraya diyorum. Hemen 14-16'yı takıyorum. Biraz mavi daha küçüktür. Ondan sonra o böyle çok daha küçük milimetrik neredeyse kabloları toprak altından bulur çıkartırım. Bu kimin kablosu diyerekten. Bu ne burada falan gibisinden. Evet. Evde de mesela işte bir bardağı şuraya koyarken falan falan gibisinden sesler çıkartıyor musun? Çok robik bir insansınız gerçekten. Tabii bunlar tabii mesleğinizin size günlük hayatınızda sirayet eden bölümleri. Sirayet eden. Sonuçta ben bu sesleri yani o kendi sesinin üstünde bir de diye ben kendi sesini de yaparım. Grader'in sesini taklit etmek. Grader'in sesini. Hem de seyircilerim eğlenmiş olurlar. Bazen sponsor alırım. Mesela ayrancıysa sponsor alın derim bu benden size. Hep bu ayrandan için mutlaka falan diyerek de reklamlarda da çok boy gösteriyorum. İlginç. Mesela bir misafirliğe, bir arkadaşınızın evine falan gittiğinizde latife maksatlı kepçeyle kapıyı vurduğunuz, efendime söyleyeyim, açlıklarında bir anda korkmalarını sağladığınız böyle hoş olaylar yaşıyorsunuz. Hoş bir anım var. Şimdi bu biliyorsunuz. Ajda Pekkan'lı, Kenan Aymırzalı'yı olayı. Kenan Aymırzalı'yla ile bu prefabrik evler var biliyorsunuz. Evet, öyle mi? Bir gün işte içeride hani temeli falan yok. Ondan sonra yani illaki gelin akşam yemeği falan. Dedim olur mu ya siz gelin, yok yok siz gelin falan filan. Sen ben al kepçeyi, bunların prefabrik evi alttan kaldırdım. Sizin eve mi götürdün? Götürdüm bizim eve. Allah dedim hoş geldiniz. Kapıyı bir açtılar evdeler. Bir de tabii sizin vazgeçilmez yardımcınız kamyon dostlarımız. Çünkü kazdığınız toprağa kepçeye epey bir toprak aldınız. Onu ne yapacaksınız? O kepçede durmaz. Bir yere boşaltmanız lazım. Evet, toprak kepçede durduğu gibi durmaz. O yüzden onu toprak gerçekten... kepçede durmaz diyorsunuz. Evet, bir yere koymak gerekir. Burada da kamyoncu dostlarım yardımımıza yetişiyorlar sağ olsun. O vesileyle yani kamyonda damperin içerisini düzgün bir şekilde döşemek, işte altı önce bir daştan bir plaka, üstüne bir kum tabakası. Benim, bu tarz şeyler var mı? Tabii benim imzamdır. Ben merdiven şeklinde kumu kamyona dizerim. Hmm. Ki çalışan arkadaşlar 50 saat tırmanmasınlar. Önce çıpıt pıt merdivenler. Dördüncü basamağı koydum derim oraya başka bir şey koyduysa. Dördüncü basamaktan alır.
Sonra işim bittikten sonra tekrar düz hale getiririm. Anladım. Bu sevgili kamyonun damperine işte koyduğunuz taşlarla, şunlarla, bunlarla isminizi yazdığınız, hı hı, ya da kamyoncuya kılsınız mesela, ona bir latife yaptınız. Bunlar yaptınız. Genelde izleyen dostlarımın istekleriyle. İstek alıyor musunuz? Tabii ki. Yani abi şimdi mesela şurayı delebilir misin falan diyor. Sakallı ama değil mi? Yani bedava yapmıyorsunuz bu işi. Tabii diyorum, orayı delmek falan. Ondan sonra şimdi yani ben burayı delmek için izin aldım. Oraya izin yok ama istiyorsan bir şeyler yaparız. Bir şeyler sümen altı diyorum. Ondan sonra abi ne olur izlemeyi çok isterim diyor. Hemen şalak çıkartıyorlar makinaları. Çık 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 fotoğraflar, videolar falan gırla. Baktıysanız sosyal gördüm, medyada gördüm, çok ünlüsünüz. Çalışırken görmüşsünüz. Peki yıkımlara gidiyor musunuz? Yani işte bir bina yıkmak. Yıkılacak, bir ev Hayır. yıkılacak. Yıkmak, yani yıkmak benim lügatımda yok. Yani bir kapriz. Yani kaç para verirlerse versinler yıkmıyor musunuz? Yıkmak. Benim işim yapmaktır. Yıkmayı başkalarına yıkın. Bakın orada iki yıkım, evet, iki farklı yıkım, farklı mecaz manasında evet. da kullandınız. Çok ilginç. Bir de bu paletli sevgili şeylerimiz, graderlerimiz. Asfaltta bir takım zangırtılar ve izler meydana getiriyorlar. Bunu önlemek için sizin paletlerinize yaptığınız özel bir koruyucu madde. Şimdi orada yağ çok önemli. Yağ. Paletleri yağlayacaksınız. Çünkü palet dediğin şey vijit diye kayıp tepe tak tak kepçeyi düşürecek bir şey değil. Değil, evet. Onu güzelce yağlarsanız ne iz yapar ne iz bırakır. Yani siz bir soygun falan mı planlıyorsunuz? Yani hayır. Sonuçta biraz bu işin inceliklerini öğreneyim ki yarın öbür gün bir şeye ihtiyacımız olursa şey yapalım diye. Sizi mi çağırayım? Kardeşinizi. Anladım, yani. Tamam. Peki son olarak kepçeyle çalışmak isteyen dostlarımız, çünkü bu özellikle gençler bu konuda çok istekliler diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü herkes sizi seyretmeye geldiğine göre bayağı bir meraklısı var bu işin. Aa keşke Cenk Usta'nın yerinde olsam falan diyenler. Bunlara ne önerirsiniz? Yani yanımda başlayacaklar. Bir önce gelecekler. Çırak usulü mü oluyor? Çırak usulü. Önce izleyici usulü başlasın. Bir baksın iş nasıl. Ne kadar yorulduğumuzu görsün. Hmm. Bütün bu yorgunluğa katlanabilecek durumda hissediyorsa kendisini gelsin tabii. Ne kadar sürer öğrenmek? Yani bir eğitimi ne kadar sürüyor? Şimdi bu? Çok zor olduğu için ben araştırdım. En uzun eğitim 6 yılda doktorlarda. O yüzden ben de 6 yıl olarak belirledim eğitim süresini. Sonra TUS yani uzmanlık sınavına falan sokuyoruz. Gibi kepçe mi, grader mi, vinç midir falan gibisinden. Bunun böyle branşları var mı? Ben işte kazıcıyım, sen yıkıcısın, öbürü işte şeye doldurucu. Bu şekilde sınıflandırılmaya karşıyım yani. Bir kişi iyi bir operatör hangisine pinerse onu çok iyi kullanmalı. Ama ben bunu tercih ediyorum. Ben kumlu alanlarda kepçeciyim. Gibi şeylere tamam ama bir türlü ben graderciyim falan bu tarz şeyleri beğenmiyorsunuz. Operatör doktor ifadesini siz de kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Gerçekten çok mütevazı bir insansınız. O halde mesela bir tıp camiasına rahatlıkla girip kendinizi tıp operatörüymüş gibi yutturabilirsiniz diye düşünüyorum. Yutturmak da değil zaten, ben herhangi bir hastanenin tarafından çalışırken beni tarafından ooo doktor falan derler, ben de doktor diye oradan. Doktor. Selamımı çakarım, evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Herhalde eksik bir şey kaldı. Ha şunu soracaktım. Bazı graderlerin hem önünde kepçe var hem de arkasında bir dönüyorsunuz, bir de orada bir kepçeyle falan oluyor. Yani bu ikisini aynı anda şöyle toplayıp yengeç usulü çalışmak mümkün değil mi? Mümkün olabilir ama dediğim gibi bazı şeyler daha önceden alınmış oluyor bu tarz eşya, edevat. O yüzden de o şekilde çalışmak daha uygun. Tercih yoksa etmiyoruz. Bize kalsa yani o alım işini bana verseler, o hiçbir şeyden anlamayan gerziyi oraya koydular alım müdürü diye. Onun yerine bana şey yapsalar oraya neler neler alacağım. Bu ama, şey daha mı basit sizinkinden? Hani limanlarda büyük şeyler var işte, orada konteyneri kaldırıyor götürüyor oraya, yükseklerde çalışıyor. O iş değil o. Basit mi? Çok mu basit? Ha, ne o? Yüksekteyim ama ben de. Ne yaptın? Hepsi güzelce zaten ki şey... Şekli şemali belli. Evet. Dikdörtgen prizma al oradan koy, onu çocuk yapar. Sen neyin nereden çıkacağını bilmediğin, her an sürpriz hazırlıklı olabileceğin bir yerlerde kendi ustalığını ispat göstereceksin. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bütün bunları öğrenmemiz gerçekten çok iyi oldu. Sizi işinizin başında da izlemeyi çok isteriz. İnşallah bir gün canlı olarak sizi izleyicilerimize buluşturmak buyurun, istiyorum. Beklerim tabii ki. Hatta yanıma da rakip bir tane istediğiniz kepçeciyi Şalanj diyorsunuz. Getirin, bir şalanj olsun. Bakalım kim en çabuk o işi bitiriyor. Bazen yazıyorlar verdiğimiz işte sıkıntına da özür dileriz falan. Ya diyorum sen 2 haftadır mı buradasın? Bu en fazla 2 saatlik iş var burada. Adam parasını alıyor yatıyor orada. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyorum Üstad. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size iyi kazılar diliyorum. Sevgili izleyiciler, hoşça kalın.
Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.